Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlere Team of the Season öncesi nasıl Team of the Season'dan en karlı şekilde çıkabilirsiniz, nasıl milyoner olursunuz bunu anlatacağım. Daha fazla coins kasma videosu ve daha fazla bu tarz taktikler istiyorsanız video like atmayı ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım hemen 150 bilmem kaç bin abi, kaç abone olduğumuzu bile bilmiyorum ama siz aşağıdan abone olun, diğer videoları kaçırmayın. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen videomuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar sürekli bana canlı yayınları soruyorsunuz. Canlı yayınlara yakında başlıyoruz, başlamış da olabiliriz. Yani bugün de başlamış olabiliriz. Yakında başlayacağız canlı yayınlara, merak etmeyin. Bir hafta içinde kesin başlamış oluruz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar sizlere vereceğim taktik Team of the Season öncesi değil, bu Team of the Season'la alakası yok ama şöyle bir taktik vereceğim. Arkadaşlar şimdi buradaki minimum reytingi 93 yapıyorsunuz, tamam mı? Fiyat olarak da depo taktiği bu daha doğrusu. Yani birazcık depo, biraz snipe. Bakalım şu anki fiyat ne durumda? Minimum 93 yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya da 900 bin coins yazıyorsunuz. Hatta şu anda bayağı bir düşmüş. 846 bine falan bile toplayabilirsiniz. Bunları toplayın arkadaşlar. Daha sonrasında kar edebileceğinizi düşünüyorum. Benim de elimde zaten bir tane vardı. Bir tane daha aldım. Daha da alacağım arkadaşlar. Bakalım bir tane daha alalım. Hemen 852 bin coins'e. Çok fazla risk almak istemeyen çok almasın. Ama dediğim gibi bunlar etkinlik bittikten sonra size kar ettirebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 852 binden 2 tane aldım. Burada Gonçalo Gereç de kaçmış bu arada. Yani 93'lük Mendy'yi biliyorsunuz 900 bin coins'e çok rahat toplayabiliyorduk. Çok rahat rahat toplayabiliyorduk. Ve hani keşke o zaman toplamış olsaydım, şu anda 900 binin üstüne satardım. Yani gerçekten müthiş olurdu. Elimde şu anda gördüğünüz gibi 2 tane Nakajima var. Ama benim buradaki açık arttırmadaki öğelerimde de bir tane Nakajima var. Bu şekilde bir taktik yapabilirsiniz kendinize. Ama ben daha önceki senelerdeki tecrübelerime dayanarak sizin için Team of the Season'da yapmanız gerekeni söylüyorum. Biliyorsunuz benim normalde 120 gen bir kadrom vardı arkadaşlar. Ancak ben oyuncularımı sattım. Niye sattım? Çünkü Team of the Season geldikten sonra özellikle çok iyi oyuncuların değerleri düşebilir. Şu anda Ronaldo'mu satamıyorum çünkü boost basılmış durumda ama bende Messi vardı biliyorsunuz. Bir tane seri için almıştım. Onu sattım. Sonra Rüdiger'i sattım. Bunları satmanız önemli. Neymar'ı da almıştım biliyorsunuz. Neymar'ı da sattım. Dediğim gibi bunlar arkadaşlar gerçekten önemli şeyler. Önemli oyuncular yani. Bunları kesinlikle sizin de satmanızı öneriyorum. Hemen size göstereyim. Elinizde Ronaldo, Neymar, Messi falan varsa satın. Çünkü bunların Team of the Season kartı çıktıktan sonra bunlar ucuzlayacak. Şimdi ben Neymar'ın bu kartını 3.399.000'e satmışım. Yani bence Neymar'ın bu kartı Team of the Season geldikten sonra 2.5 milyona doğru düşer diye düşünüyorum. Ayrıca burada gördüğünüz gibi Messi var. Tam görebiliyor musunuz Messi'yi bilmiyorum. Kendimi şu tarafa alayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Messi'de 9 milyon 249 bin coins. Ve hani satamadım daha ama geldikten sonra daha da düşer diye düşünüyorum. Hemen Neymar'ın parasını alalım. Şu Doğan'a da abi gerçekten yapmam. Hata zaten yani, bunu sinir olduğum için yaptım. Bunu yapılmaması gereken bir şey kesinlikle. Siz yapmayın yani. Ben sinirlendim arkadaşlar. Doğan'a da 101 coins'e sattım. Bunu da videoya göstermek istedim. Ne kadar sinirlenmiş olabileceğimi artık videoda görün istedim. Şimdi sizlerle beraber Team of the Season'a beraber bakacağız ama böyle Toti kartlarının falan değeri kesinlikle düşeceğini düşünüyorum. Kesinlikle şimdiden satın. Sonra Team of the Season gelince alırsınız. Altın hafta hakkında da sizlere taktik vereceğim arkadaşlar. Bir tane coins kasma taktiği, ufak bir taktik olsun benden. Şimdi bu romantizm kısmına geliyorsunuz ya. Arkadaşlar saat tam 10'da. Yani bunu yapıp pişman olanlar var ama ben size hemen taktiği vereyim. Saat tam 22.00'da oyuna gireceksiniz değil mi? Girin ve burada elinizdeki şeylere dikkat ederek, mesela benim elimde gördüğünüz gibi 19 tane var. Yarın da 3 tane gelecek, 22. Bir de 2 tane alacağım, 24. Yani elinizde tam 24 tane olacak şekilde tutun. Hiç harcamayın. Ve abi saat 10 olduğu anda, ben çoğunlukla unutuyorum, siz unutmayın. 10 olduğu anda direkt oyuncu çıkarana kadar açın. Sıkıntı yok abi. Ustaysa çıkarana kadar için, usta değilse de elinizde ne kadar harcayabiliyorsunuz? Günde 7, 6, 8 tane, 9 tane falan harcayabiliyorsunuz zaten. 3 tane bedava veriyor. Harcayın arkadaşlar ama elinizde de tutabildiğiniz kadar da tutun. Çünkü usta gelirse kesin alabilin. Her gün onda. Ve arkadaşlar onda direkt oyuncu geldiği zaman bu taktiği vereceğim. Ben de yarın deneyeceğim. Bakalım inşallah olur. Bugün yani sizler bu videoyu izlerken aynı anda hep beraber deneyeceğiz. Bugün Morioka vardı zaten. Abi bakın. Bu oyuncu geldiği anda mesela şimdi burada 1 milyon 245 bin falan yazıyor olabilir ilk çıktığı anda. Direkt abi 3'te 1'in biraz altına. Yani mesela 1 milyon 245 bin yazıyor. Ben bu adamı hemen 355 bine koyardım. 300 bin. Direkt satardım. Usta olduğu zaman arkadaşlar bu adamları 2 milyondan falan da satabilirsiniz. Mesela Nakajima'yı zamanında gerçekten çok daha iyi bir fiyata da satılabilirdi diye düşünüyorum. Morioka da, Akugawa da aynı şekilde. Yani ben direkt hep unutuyorum. Hep onu 15 geçe falan girip kaçırıyorum. Ama bu sefer kaçırmamaya çalışacağım arkadaşlar. Doğan'ı da bu arada bir 500k daha düşük kayırsaydım satılacaktı. Ve Doğan'ı 2.5 milyon coins'e satmış olacaktım. Ama gördüğünüz gibi 101 coins'e sattım.
Oyuna erkenden girmek, saat tam 10'da girmek gerçekten çok önemli. Bunu kesinlikle unutmayın. Saat tam 10'da oyuna girin. Hepiniz direkt oyuncuları satın. Bu kadar yüklenirsek pazar birazcık çökebilir ama bunu yapmayı hep beraber deneyelim arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde coins kasmak istiyorum. Aranızdan yani 3'te 1'in biraz altın arkadaşlar. Önerilen fiyat çıkacak ya 3'te 1'in. Hatta isterseniz 4'te 1'e de satabilirsiniz. Her türlü daha karlı oluyor arkadaşlar zaten. Umarım yarın usta gelir. Yani bu akşam umarım usta gelir. Saat 10'da bakalım hep beraber. Canlı yayın açarsam da canlı yayında da görmüş olursunuz zaten. Şimdi arkadaşlar hep beraber o zaman benim eski Team of the Season videolarımı izleyelim. Evet arkadaşlar geçen seneden bir Team of the Season videosu buldum şu anda. Ve bugün şimdi yani sizlerle beraber bunu izleyeceğiz. Hemen bir bakalım ne diyorsun olmuş. Dediğini duyar hep beraber aslında bakacağız. mantıklı. Bence Medyaoğlu dizilişe geçersek daha mantıklı da olabilir. Ona da bakarız. Kapatıp atsın. Bernardo Silva. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz ve bu az kalmış. Arkadaşlar Tots gördüğünüz Ultimate gibi Yıldız. etkinlikte bu şekilde TOTS Ultimate Yıldız vardı. Ultimate oyuncular da vardı. Normal TOTS oyuncular da vardı. Bu sene de o şekilde gelebilir. O yüzden size gösteriyorum zaten. Gördüğünüz gibi TOTS Ultimate Yıldız puanlarını 25 tane biriktirdiğim zaman bakın neler alabilmişim. 25 puana ulaştı ve hemen Bakalım. Ultimate'e giriyorum. Böyle bir Buradan etkinlikmiş yani. arkadaşlar Etkinliği de bilin. Bernardo Silva Hatırlıyorsunuz zaten zaten. takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Bedavaya Team of the Season alın size abi. 3, 2, 1. Boom. Evet Yani bastık. bedavaya da diyorum zaten tamamen bedavaya almışım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bernardo Silva 95'ken. Arkadaşlar like bombalamaları yağsın şu an. Bu At. videoyu da bu aynı tişört ya. Tişört bile aynı arkadaşlar. Yani o kadar dikkat etmişim. Like atın. Lütfen. Atmayan varsa hemen tam ekranı kapatıp atsın. Bernardo Kaç Silva. like gelmiş abi videoya çok merak ettim bakacağım. Abi 2000 like gelmiş. Bu videoda 2000 like alırım bak. Hayırlı. 36.000 izlenmeye 2000 like gelmiş. Bu video 10.000 bile izlense 10.000'i geçer de 10.000 bile izlense 2000 like gelsin. Uğurlu olsun diyoruz ve boom. Evet. Evet, 3000 bile 95'ken olur. Bernardo Silva ve gördüğünüz gibi takımı da yükseltti. Çünkü ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Özellikleri de gerçekten Kadroma da harika. alacağım Çok uzak arkadaşlar galiba. dönüyorsun Hemen dediğim gibi şöyle takım da bakalım. harika Kadroma da duruyor. koydum. Muazzam 109 bir gen hal aldı. olmuşuz. Yani Ve bak şimdi burada TOTS'ta 109 gen olmuşuz. Bu sene çok çok daha iyi ilerliyoruz. Yani bu sene TOTS'ta 109. Bu arada Cavani geçen sene benim için aşırı değerli bir oyuncuydu. Zanetti de vardı. Geçen sene neler neler yapmıştık. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi hemen bir de TOTS'tan şansa çıkardığım bir paket izleyeceğiz hep beraber. Ona geçelim. Gmail'e Evet bağladım. arkadaşlar. Gmail'e Bir bağladım. tane paket Okey açıyorum dedi bana şimdi. ama hani hiçbir şey yapmamış arkadaşlar. Yani girdim. Bir boş bir hesaba girdi. Hiçbir hesaba girmedi. Her neyse arkadaşlar şu anda ilk takipçimin Geliyor. paketini gözlerinizin önünde sizlerle birlikte açıyorum. Hadi bismillah. Lütfen güzel bir şey çıksın. Bence güzel bir şey gelir abi. 100 VIP puanı ve 3, Takipçime 2, paket almışım. 1, Size de alabilirim bu arada. bom. Hala Usta, Lacazette çıktı. Evet. Abi takipçime Alexander Lacazette Lacazette. çıkardım. Arkadaşlar bu sene de sizlere böyle paket satın almamı istiyorsanız canlı yayınlarda muhtemelen yaparız bunları. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Çekilişler devam ediyor olacak. Yok Haberiniz olsun. artık. Gerçekten güzel şeyler yapmışız hep Abi beraber. muazzam oldu muazzam ve kardeşim kart süper daha kaçlık kardeşim yani abi süper o şu Kaç an para çok mutlu almışım oldum acaba çünkü paketi? Onu hesap da çok düşük göstermiyorum ki. arkadaşlar hemen kadrosuna Hesabı koyayım çok düşükmüş bir de hemen yani. kadrosuna Gerçekten iyi koyayım mutlu olmuş. olsun abi ya Bayağı bir düşük arkadaşlar gerçekten o zaman hesabı. Doğru. Higuain'i basarız buna muhtemelen bu hesapta bakayım abi Higuain Higuain nerede basılmıyor. Higuain Başka yan bir kadroda kadroda var duruyor herhalde. muhtemelen Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Hemen tekrar oyuna girelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere belli taktikler verdim verebildiğim kadarıyla. Yani umarım algılayabilmişsinizdir. Umarım bu işi kolayca yapabilirsiniz. Ve sizlere etkinliği göstermek istedim. Team of the Season gelene kadar belki Team of the Season ile ilgili belki aklıma bir şey gelmediği sürece bilgilendirme videosu çekmem arkadaşlar. Ama gelirse Team of the Season çekerim. Bu arada 2 gün sonra yine Global TOTV yenileniyor. Onlarla da paket açılım videoları gelecek. Zaten depoda bekleyen videolarım var. Onları da atamıyorum yayınlara başlamadığımız için. Çok güzel videolar var arkadaşlar ama yayınlayamıyorum. Çıldıracağım yani. Her neyse. Hazır olun. Dün de video gelmediği için kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten artık videoları atamadığım için başka videoda konusu da bulamıyordum. Ama bu videoda umarım işinize yaramışızdır arkadaşlar. Burada videomuzun o zaman sonuna gelelim. Kadrom gerçekten şu anda çok kötü durumda. Canlı yayınlarda bunu da düzenleriz. Yani Nakajima. He benim Nakajima buradaymış bu arada. Yanlış söylemişim. Nakajima kadromdaymış. Tamam. Stoperde de Vida duruyor. Yani gerçekten şu anda kadro aşırı saçma. Ama düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ama siz de böyle yapın. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Elinizdeki pahalı oyuncuları bence satın. Çünkü daha da düşeceklerini kesinlikle düşünüyorum. Messi'm de keşke satılsaydı daha güzel olurdu ama her neyse arkadaşlar. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak mükemmel her şeyden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve bay bay. Arkadaşlar video 10 dakika olmamış. O yüzden buraya bir araya gireceğim. Sırf 10 dakika olmadığı için değil ama önemli bir şey de söylemem lazım. Bu tarz konsept dizayn videoları izlememizi istiyor musunuz arkadaşlar? Bir sonraki videomda
bu tarz videoları izleyebilirim. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle gerçekten güzel olabilir. Yani daha güzel videolar var. Hep beraber sizlerle beraber izleyebiliriz bunları. Yani yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın bu kısmı da. Bunu da videonun sonuna ekleyeyim arkadaşlar.